İyi pazarlar sevgili izleyenler. Ekonomik Tarifler'de yine bir pazar günü sizlerle birlikteyiz. Evet, özel konuklarla mutfakta hem sohbet ediyor hem özel bir tarifi gerçekleştiriyoruz. Ben de burada biliyorsunuz bazı salata ya da onu destekleyen yemekler yapmaya çalışıyorum. Meslek örgütlerinden de önemli konuklar ağırlıyoruz. Bugün yine bir meslek örgütü başkanı bizlere eşlik ediyor. Pagler Başkanı'nı ağırlıyoruz efendim. Hüseyin Semerci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk efendim. Ben teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Evet, öncelikle biz hep soruyoruz mutfakla ilişkiniz nasıl? Mutfağa girenlerden misiniz diye soruyoruz. Mutfak, sivil toplum hayatı öncesi mutfağa girmeye çok severdim ama artık fırsat gelemiyorum. Mutfağa girdiğim zaman açıkçası hani mutfak beni dinlendiriyor, mutfak meşgaleleri, yemek yapmak, ama tabii ki hanım bundan çok memnun olmuyordu o dönemlerde. Çünkü arkamdan böyle bayağı hani bayağı toparlaması mutfağa gerekiyordu. Çok şikayetçiydi. Evet, biz hem hamarat hem derli toplu erkekleri tercih ediyoruz bayanlar. Ama o ikisi birden olmuyor. Toplumda yakalamış değiliz ama mutfağı severdim. Hala da fırsat buldukça da girerim. Çünkü benim için gerçekten dinlendirici bir aktivite. Evet. Yemeği de severim. Güzel yemek yapıyor musunuz peki? Yani elinizden çıkan şeyler nasıl karşılıklı? Eğer şey yapmıyorlarsa, hani mutfakta olmaktan dolayı hani şişirmiyorlarsa, çıkan ürünlerle ilgili hep övgü aldığım olmuştu. Güzel. Şefim, o zaman işiniz kolay. Ben yani bekliyorum. Size bunu bekliyorum. Ondan sonra şöyle kenara çekmeye çalışıyorum. Zamanı bulmuş geldi. Sizi dinlendirebiliriz bugün. Evet, ne yapacaksınız bugün bize? Bugün tas kebap ve pilav yapacağız. Tabii ki bu ben yörüsü olarak bir tarafım Kastamonu, Kastamonu Tosya, bir tarafta Marmara Adası, bir harman. Hemşeriyiz. Evet. Sohbetinde sizin yaptık. Sizin ne çok hemşeriniz geliyor şimdi. Erdek Marmara Adası, bir taraftan da Sinop Tosya gibi bir şey yani var. Yani ya benim eşimin harman hemşerileri da oluyor ya sizin hemşeriniz oluyor. Ben bir kendi hemşerimi yakalayamadım henüz. Harman da tuttu. Bu tabii bu tariflerin şeyi, ilk kaynağı annem, herkesin annesi. Öyle değil mi? Tabii el şeyi böyle çok hiç kimse bir yere koyamaz, eşleştiremez annesinin el emeğiyle, mutfağıyla. Ama benimki bir efsane, onu söyleyeyim. Yani her çok şeyiyle. Güzel. Buradan senin ya, hürmetlerimizi yollayalım o zaman. Ellerinden öpelim. Tüm annelere. Zekiye evet. Hanım'ın tarifleri olacak. Çok güzel. Tabii orada ya mübarek ellerinin bir şeyi var. Yalnız bazı insanın eli yarar biliyorsunuz değil mi? Görüşürüz. Evet. Bakalım. Yani yumurta kırsa başka olur derler bazı insan için. Bazı insanların hakikaten öyledir. Hürmet ediyoruz. Buradan selam hürmetlerle. Önlüğü gördük. Ben hemen size ünlü önlüğü de takdim edeyim. Bir taraftan çalışalım. Evet. Ben de salata yapayım yanına. Tas kebapla güzel gider. Hatta cacık da yapayım. Evet, yapalım ya. Bugün artık yapmışken malzememiz de bol. Şimdi Hüseyin Bey, yapacak mısınız yemeği birebir? Yoksa şefimle böyle bir hani koordineli mi yürüteceksiniz? Ben beraber yapacağız. Şefimi asistan etmeye çalışacağım. Müdahil olmayayım. Hani belli ki üstad. Bugün dediğimiz gibi tas kebap pilav yapacağız. Tamam. Etimiz hazır. Hazır. Etimizden, bonfileden yapacağız. Bonfileden tam da isabet kaydetmişiz. Yapacağım. Siz ama çok organize gelmişsiniz evet, değil mi? Evet. Tarifler, önümüzde iPad'ler falan. Çok da sektirmeyeyim istiyorum. Hata yapma şansınız yok yani. Kıdemli de bir üstü var yanımızda. Vallahi ben şimdiden merak etmeye başladım. Paslamak istemiyorum. Kuşbaşı dinlediğimiz etimizi birlikte de dinleyebiliriz. Suyun çekene kadar orta ateşte. O zaman süreç içerisindeyken ben pilava başlayayım. Tamam. Pilavdan sonra pilavımızı ıslattık, tuzlu suda. Her şekilde hazır bekliyor. Peki. Tosya pirinci. Tabii ki. Ama bir hikayesi daha vardı. Evet, onu anlatalım madem. Ben de şimdi uzak kalmış hissettim kendimi. Anlatsın o zaman sizce. Meşhur tosyamızın pirincini. Tosya pirinci, tosya pirinci gerçekten lezzetli, farklıdır. Evet. Lezzeti de farklı olur. Peki, pilavla ilgili tarif, arife tarif gerekmez derler sen. Yani çok ama çok spesiyel bir başlaması şey değil varsa. Yok. Yani klasik olarak ıslatılmış ve beklemeye alınmış pirinçleri işte. Çok iyi. Ne kadar pirincimiz var? Kaç yarım kilo kadar diyelim. Kaç bardak? İki bardak. İki bardak su ilavesi. Yani et suyuyla galiba değil mi? Başlıyoruz. O çok iyi. Kendimi yanında yarışmada hissediyorum. Yani hakikaten ekip çok sağlam. Gerçekten kendimi hani olayın dışında hissettim ama bir taraftan da izliyorum ne yapacaklar acaba diye. Teste tabi tutuyorum şu anda. İşe giriştim. Estağfurullah. Böyledir bu işler o yüzden. Kısık ateşte pişireceğiz. Tamam. Sonrasında da ben pirincimizi süzmeye başlıyorum zaten. Sıvı ve tereyağı ilavemiz olacak. Normalde siz tereyağını kullanıyorsunuz değil mi? Öyle mutfağımdan çıkardım diyenlerden değilsiniz anladığım kadarıyla. Hatta tereyağı ile birlikte piştikten sonra Marmara Adası zeytinyağından da, soğuk sıkma zeytinyağından da
bir miktar ilave edeceğiz ki o da bir parlaklık versin. Orada da zeytinlikler falan çok güzel zeytinyağı çıkıyor değil mi Marmara'da? Evet, soğuk sıkma, çok nefis. İklim de çok müsait değil mi zeytinyağı? Kokuyu da aromasını da her şeyiyle hissediyorsunuz. Harika. Bak, sizin var mı öyle zeytinliğiniz falan orada? Var. Butik üretim diyebiliriz. Herkesin yapabiliyorsunuz kendi zeytine kadar. Zeytinimiz, zeytinyağımız, sabunumuz, zeytin sabunumuz. Çok şanslısınız. Herkes çok kendi ürününü, kendi bahçesinden topladığı ürününü mamule dönüştürür. Hatta bizim baba bu konuda titizdir. Evet. Kendi bahçemizden topladığımız zeytini başka yahanede sıkılırken başka ürünlerle de karıştırmaz. Açıkçası kendi bahçemizin, kendi mahsulümüzün bir yandan da yemiş oluruz açıkçası. Aa, ne kadar güzel bir şey. Peki o bütün bir yıl yetiyor mu o ürün? Yetiyor. Herkesi kendi yağımız. Harika. Biz üç aileyiz. Üç ailenin tüm zeytin ihtiyacı karşılanmış oluyor. Çok fazlasıyla. Çok güzel. Evet. Evet, bir taraftan aslında çünkü çok önemli bir üreticiler birliğinin başındasınız. Evet. Pagder'in başkanısınız. Plastik hemen başlayalım. Evet. Şimdi plastik biraz çok tartışmalara konu olan, zaman zaman eleştiriye uğrayan, bazen de tükaka edilen maddelerden birisi. Ama Türkiye gerçekten Avrupa'nın en büyük üreticileri arasında. Evet. Yani bu anlamda hani Türkiye plastikte nerede? Biraz ondan başlayalım. Sonra daha işin sağlık yönüne değineceğiz mutlaka. Türkiye Avrupa'da üçüncü sırada, hatta ikinciliği zorluyor tartışma, ikinci, öyle üçüncü mi? Bunu evet tartışıyoruz. Dünyada da... Diğerleri kim? Bir Almanya, iki İtalya. İşte İtalya ile at başı durumundayız. Hani İtalya mı önde, ikincilikte, biz mi ikincilikteyiz açıkçası? Bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz, değerlendirmelerini yapıyoruz. Avrupa'da, dünyada da yedinci sıradayız. İşleme kapasitesi 7.2 milyon ton. Bunun ticari büyüklüğüne baktığımız zaman 30 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Bayağı ciddi bir hacim var. 29.4 milyar dolar. 4 milyar dolar gibi bir ihracat var. Direkt ihracat sektörün ki dolaylı ihracatlarıyla, dolaylı ihracat dediğimiz otomotivde, kozmetikte, gıda ambalajlarıyla gönderdiğimiz plastik malzemelerde plastik ihracatı kalemlendirmesine, sınıflandırmasına girmiyor. Bu dolaylı ihracatları da olayın içerisine kattığımızda 11 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış oluyoruz ama yine direkt ihracatıyla kıyasladığımız zaman dış ticaret fazlası veren bir sektör. 4.1 milyar dolar ihracat, 2.6 milyar dolar gibi de ithalat söz konusu, 1.5 milyar dolar ticari dış ticaret fazlası veren bir sektörümüz var. Evet. Peki ham madde yani kendimizden mi yoksa dışarıdan mı? Ham madde maalesef biliyorsunuz ki plastikler petrol türevleri ve ülkemizde bir petrol fakiri bir ülke, enerji kaynakları arasından da. Ham maddede bir dışa bağımlılık söz konusu. Ham maddenin yaklaşık %85 oranında totalde konuşuyoruz. Bir dışa bağımlılığı söz konusu. Böyle dış ticaret açığımız üzerinde çok ciddi bir sıkıntı, bir etki. Bu kadar ihracat yapıyor olmamıza rağmen mamul bazında, plastik mamul bazında dış ticaret fazlası vermekle birlikte ham madde tarafını olayın içerisine kattığınız zaman zorunlu olarak petrol fakiri olmaktan dolayı açıkçası sadece zorlukla dememek lazım yüksek, aslında. Yüksek olması da tabii bunda etken galiba. Devlet politikalarının da yeni petrokimya yatırımlarının da ülkemizde yapılmayışının da bu işte etkisi var. Petrokimya yatırımlarımızı ülkemize çekebilmiş olsak, yeni petrokimya tesisleri işin içerisinde girmiş olsa elbette ana ham madde petrolü dışarıdan ithal edeceğiz ama onunla birlikte petrokimyada işleyip yani plastik petrolden plastik ham maddeye geçişi ülkemizde sağlamış olsak bu yaklaşık 10 milyar dolarları, 9 milyar dolarları bulan bir dış ticaret açığına sebebiyet veriyor. Plastik ham madde en azından bunu yarı yarıya ülkemizde tutma şansına sahip olmuş olacağız. Evet. Peki şimdi geldiğimiz noktada hani dünyaya tamam açılmışız bu noktada ama... Ben bir taraftan da terliyorum tabii. Evet, biraz bakıyorum. Maalesef mutfağımız sıcak oluyor. Özellikle ocak çalışınca Selam Usta çalışıyorum, ben terliyorum. Neyse iş bölümümüz güzel en azından. Evet, şimdi dünyaya açılmakta bir sıkıntımız yok anladığım kadarıyla. Yani tercih edilen bir durumda olduğumuz anlaşılıyor. Ama yine de üreticinin hani sıkıştığı noktalar var mı bu sektörde? Yani bir işte petrole bağlı olmakla ilgili bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Onun dışında? Sektörel sorunlar elbette çok fazla ve çeşitli. Dışa açılmakla alakalı şunu söyleyebiliriz tabii ki. Biz dernek olarak birlikteyiz. Bu anlamda çok faaliyetlerimiz var. Alternatif pazarlar noktasındaki ihraç pazarlarımız, plastik mamul anlamında Batı Avrupa pazarı, Irak'ta yani yakın coğrafyamız ve Avrupa pazarı olarak öne çıkıyor. Ama biz bu pazarları çeşitlendirme çabası içerisindeyiz. Dünyada tüm gelişen pazarlara, işte bilinen Hindistan,
Brezilya, Rusya, Çin, giriş dediğimiz ülkelere, büyüyen ekonomilere hepsine fuarlar düzenliyoruz. Daha doğrusu orada düzenlenen fuarlara sektörümüz mensuplarımızı götürüyoruz. Milli katılım organizasyonları yapıyoruz. İhracatçı birliğimizle birlikte, İTMİP'le ve sektör mensuplarımızı oraya taşıyoruz. Milli katılım organizasyonu yaptığımız yerlere sektör, aynı zamanda seyahat organizasyonları yapıyoruz. Sektör mensuplarımızı alıp götürüyoruz. Oradaki değişiklikleri, yenilikleri görsünler, pazarı tanısınlar, bilsinler şeklinde. Şimdi gelişmekte olan bir sektör değil mi bu anladığımız kadarıyla? Yani çünkü hani teknolojinin çok farklı alanlarına girmeye başladığı için onu biraz daha belki konuşuruz derinlemesine ama yani yeni bir şeyler görme şansı olan bir sektörün içindeyiz değil mi? Sürekli gelişiyor. Çünkü işte alternatif malzemelerin yerine sürekli ikame etmeye başlıyor. Sürekli ürün anlamında da geliştiriliyor. İşte yanmazlık katılıyor, dayanıklılık katılıyor, mukavemetleri arttırılıyor. Kompozit malzemelerle birlikte çok farklı alanlarda kendine yer bulabiliyor ve gelişiyor. Biz bu tarafta iyi miyiz? İyi değiliz esasıyla. Yani inovatif ürünlerde kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu bize başka bir taraftan eksi yazıyor. O da şu, karlılıklarımız düşük. Yani ne kadar yenilikçi ürün yaparsanız o derece karlılıklarınız artıyor. Handikapımız o. Volüm olarak İşte biraz önce bahsettik, 7.2 milyon tonluğa Avrupa üçüncüsüz, ikincisiyiz, işte neyse dünya yedincisiyiz dedik ama karlılıklar tarafımız çok iyi değil. O yüzden de biz hem alternatif pazarlık şey yapıyoruz ama zorlarken, alternatif pazarda daha yüksek karlılıklı pazarları araştırırken diğer taraftan da sektörümüzde Ar-Ge ve inovasyon, inovatif ürünlerin o bilincin yerleştirilmesine yönelik de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu bizim zafiyetimiz, eksi yönlerimizden bir tanesi. Evet. Şimdi bir de mesela girdiği yerlerden de bahsedelim aslında plastiğin. Yani şimdi plastik deyince sadece hani biraz böyle gıda sektörüne endeksli bir şey gibi düşünüyoruz. Kap, kacak, işte su şişesi falan ama onun çok ötesinde inanılmaz bir plastik sanayi var değil mi? Yani hayatımızın her yerinde plastik kullanıyoruz aslında değil mi? Binaların bile yalıtımı için plastik kullandığımızı artık biliyoruz. Tabii. Şimdi şöyle, gıda ve içecek, gıda ambalaj sektörü daha doğrusu plastiğin en yoğun kullanıldığı sektörlerden bir tanesi ki plastiğin içerisinde aldığı pay %40'lar civarında. O yüzden de çok yaygın ve gündelik yaşamımızın içerisinde çok fazla temas ettiğimiz için ilk önce aklımıza plastik denince hani onlar ambalajlar, geliyor. Gıda ambalajları, işte içecek ambalajları geliyor ama onun haricinde böyle ana başlıklarıyla hızlıca sıralarsak inşaat sektöründe kapı pencere doğramaları, dış cephe giydirmeleri, izolasyon malzemeleri, altyapı üst yapı boruları ve banyo mutfak mobilyaları. Tarım sektöründe sera örtüleri, damlama sulama boruları ki bunlar tarımdaki verimliliği çok arttıran, yani insanlığın refahına katkı üreten unsurlar. Mahsulün depolanması ve son kullanıcıya kadar geçen sürede doğru nakliye edilmesini sağlayacak ambalajlar, kasalar. Elektrik ve elektronik sektöründe yani kullandığımız tüm elektronik cihazların gövdeleri, devreleri, beyaz eşyalarda işte çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı, tüm küçük ev aletleri, elektrik düğmeleri, anahtarlar, prizler, doğru, kablolar. Şimdi böyle sayınca hakikaten her şey plastik aslına bakarsanız otomotiv doğru. Otomotiv sektöründe otomobilin neredeyse artık %25'leri plastik çok, ki doğru, bu her şey aynı zamanda neredeyse. Karbondioksit emisyonunu azaltan. Dünyanın tüketilebilir kaynaklarının daha az kullanılmasına sebebiyet. Çünkü otomobilin ağırlığını hafifletiyorsunuz. Daha aynı yakıtta daha uzun menzillere gidiyorsunuz. Daha az karbondioksit emisyonu bırakıyorsunuz. Evet. Dünyaya ve yarınlara yaşanacak bir dünya bırakmak için ciddi katkı üretiyorsunuz. Ve tüketilebilir kaynakların ömrünü de uzatıyorsunuz. Yani bir taraftan yakıt harcıyorsunuz elbette ama o yakıtı daha fazla menzile ulaşmak için kullanmış oluyorsunuz. Yani arttırıyorsunuz bir yerde. Tüketim yaparken dünyadaki, şöyle söyleyeyim biraz cümle karışık oldu. Yok olsun, dinliyorum ben sizinle ilgili. Dünyada çıkartılan petrolün %4'ü plastik sektöründe plastik ham madde olarak tabir ediliyor. %4'ü plastik ham maddeye dönüşüyor. Plastiklerse bu tükettikleri %4'lük dilimi çok daha fazlasını kullanım ömürleri boyunca insanlığın, medeniyetin, refahın faydasına sağlıyorlar. İşte biraz önce verdiğimiz örneklerle bunu yapıyorlar. Ama sadece bina izolasyonlarıyla, bina izolasyonlarındaki işte o sağlanan tasarruflarla, uçaklardaki sağlanan tasarruflarla, evet, uçak meselesi de çok ilginç aslında değil mi? Uçakların ağırlığını ambalaj malzemeleri, tabii. Evet. Ambalaj malzemelerinin hafiflemesiyle birlikte ambalaj malzemelerinin nakliyesinde sağlanan tasarruflarla tükettiğinden çok daha fazlasını
insanın hizmetine sunuyor. Ben böyle biraz daha başlıklardan bahsetmek istiyorum ki çünkü evet. Elle tutulur, somut olursa insanlar çok daha net yani gözünün insan, önünde canlı. Çünkü hani dediğiniz gibi biraz önce hani sadece plastik denince aslında gıda sektörünü düşünüyoruz ama siz böyle sayınca hayatımızın plastiksiz bir anı yok diyebiliriz. Yok yani sabah kalktığımız an itibariyle aslında evet. Her temas ettiğimiz noktada plastikler var. Her şey var, doğru. Kılık kıyafetlerimiz, halı perde, döşemelerimiz, yastık yorgan içlikleri, bahçe mobilyaları. Doğru. Yani sağlığıyla ilgili plastiğin hani sağlık anlamında olumsuz etkiler ürettiğine ilgili şeyler var ama tıp medikal sektöründe çok yoğun kullanılıyor. Doğru. Kalp kapakçığı, lens, protezler, serum torbaları, hortumları, tek kullanımlık şırıngalar, ameliyat eldiveni, ipliği. Efendim evet, hakikaten artık gülüyorum bir yerden sonra. Çok hiç düşünmediğim şeyler bunlar benim. Güvenli cinsel yaşam için, doğum kontrolü için, evet. Tüm kullandığımız o ilaç ambalajları, şişeleri, kapakları, bunların hepsi ve her yerde yani diş fırçamız kalktık, saç fırçamız, tokamız, tarağımız, ayakkabımız, terliğimiz, pantolonumuz, montumuz, her şeyimiz plastik. Ve plastikler açıkçası insanlığın bugünkü refahına katkı üretiyorlar. Çünkü ekonomik malzemeler, bu malzemelerin alternatif malzemelerle üretildiğini düşünsek, plastiklerin en büyük artısı şu, kolay işlenebiliyorlar, rahat işlenebiliyorlar ve alternatiflere göre çok daha ekonomik olarak piyasaya sürülebiliyorlar ve herkes bu fiyatlarla kullanabilir oluyor. Doğru. Bu da bugün yaşadığımız refah dünyanın, medeni dünyanın vazgeçilmezi yapıyor plastikleri. Biz plastiklerle ilgili şunu söylüyoruz. Taş devri, tunç devri, plastik devri. ve plastik devri, plastik devrinin inanıyoruz ki yarınlara bırakmayı düşündüğümüz, yani dünyanın tüketilebilir kaynaklarını eksiltmeden, yarına biz bu dünyayı bırakmakla, miras bırakmakla mükellefiz. Plastikler de bizi buna mecbur ediyor. Plastikler uzun yıllar plastik devri sürmeye devam edecek diyoruz. Hatta mecburuz da yarınlara yaşanacak bir dünya bırakmak istiyorsak, plastikleri yoğun bir şekilde kullanmalıyız. Şimdi bütün söylenenlerin aslında çok aksine bir tablo evet. Çizdiniz değil evet. Mi? Yani çünkü hani plastikler hep böyle işte çevre denince sanki evet, en büyük düşmanmış gibi anlaşılıyor. Hı? Yani işte geri dönüşümü yok deniliyor. İşte doğada onu şey çözülmesi neredeyse mümkün değil. Binlerce aslında, sene gerekiyor deniliyor. Bin yıl, 500 yıl. Evet. Ama burada galiba kullanım hatası mı var diyelim? Hatta bunu notada oynuyoruz. 100 yıl, 50 yıl, 1000 yıl evet. Falan böyle. Plastiğin sanayileşmesi 1950'ler hatta 1800'lerin sonunda başlıyor ama sanayileşmesi, Türkiye'de sanayileşmesi 1950'lerden sonra başlıyor. Tabii çok yoğun kullanılıyor. Çok yoğun kullanıldığı için de çok hedef tahtasına okuluyor. Hangi ambalaj malzemesini bu derece yoğun kullanırsanız o ambalaj şeyde hedef tahtasına emin olun o malzeme hani en masum olarak bilinenleri plastiğe kıyasla cam, kağıt vesaire de o hedef bu kadar tahtasına, çok olsa onlar da bir şey olabilir, tehlike olabilir. Evet. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Ben ada çocuğuyum, bahsettik. Evet. Denize girerdik önceden ve her sene benim ayağım mutlaka kesilirdi. Çünkü sahillerde şeyler vardı. O cam şişe atıkları vardı. Teneke atıkları vardı. Şu an ben hiç ayağımın kesildiğini hatırlamıyorum yıllardan beri. Şeytan kullanarak koşuluyor. Çocuklarımın falan da kesilmiyor. Diğer taraftan tabii plastik malzemeler, diğer malzemeler denizin dibine batarken plastik malzemeler maalesef yüzüyor ve göz önünde. İçeride de anlattım. Bir üniversitenin bir şeyi vardı. Bir çevre faaliyeti vardı. Bir su havzasında üniversiteli gençler toplanmışlar. Çevre kirliliğine sebep veren işte insanlar tarafından çevreye bırakılmış malzemeleri topluyorlar. Tabii baş aktör yine plastikler. Bakıyorsunuz plastik şişe, plastik poşet, balçığa sıvanmış. İşte kameralar zoom yapıyor. Yani oh diyorsunuz ya şu hani kirliliğe bakın. Yani baş aktörde plastik. Ondan sonra o genç grup, üniversiteli genç grup ellerinde plastik eldivenler ve plastik poşetlerle ortaya çıktılar ve o plastik malzemeleri topladılar. Plastikler bunun için üretiliyor. İnsanlığın refahına faydasını üretiyor. Aslında evet yani kullanım kesinlikle. Ve algılama ile ilgili bir problem var değil mi? Mesela bıçağı da aslında adam öldürmek için de kullanabilirim. Ateş. Yemek yapmak için de kullanabilirim değil mi? Yani ateş, şey için de kullanabilirim. Ateşi düşünün, elektriği düşünün. Hani yani insanı öldürür, ateşi öldürür, elektrik de öldürür. Çok doğru. Evet. Yani kullanımla ilgili bir galiba hani farkındalık geliştirirsek anladığım kadarıyla plastik çevre dostu bir şey. Yani hani şu inandığımızın tersine öyle. Şimdi ben biraz daha hani fikrim değişmeye başlıyor size anlattıkça. Bu da enteresan bir şey ama hakikaten bunu iyi anlamak lazım plastiğin nasıl tüketileceğini. Şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Bakıyorsunuz hani ormanların gerçekten hani bugünkü
doğal yaşamın sürdürülmesi, ormanlarla alakalı işte kapı pencere doğramaları için bile eski sistem devam edilmiş olsa ve bunlar ahşaptan yapılmış olsa binlerce ağaç ormanların helak edileceğini düşünüyorum. Çok daha sıkıntı değiştirmesi gereken bir şey olacak. Plastikler sayısız kez geride dönüştürülebilirler. İşte bugün yaşamımızda hani bugün için bir bunun plastik olduğunu varsayalım. Bir plastik kapkacak yarın şezlong olabilir. Yarın yer döşemesi olabilir. Araba tamponu olabilir. Bambaşka bir şekilde hayatımıza yine girip oradan devam edebiliyor ikinci, yani. İkinci kimliğiyle sayısız kez dönüştürülebilir. Hiç dönüştüremediğiniz noktada dahi enerjiye tahvil edersiniz. Enerji kalorifer enerji değerleri çok yüksektir. Yakarsınız enerji olarak değerlendirmiş olursunuz. Bildiğimiz o klasik bir market poşeti 60 wattlık ampulü 10 dakika yakabiliyor. Yani onun ürettiği enerji değeri eğer yakarsanız onu doğru koşullarda öylesine bir enerji açığa çıkıyor. Yani çok önemli bir bilgi şimdi bu. Şunu söylemek istiyorum. Bu bir ekonomik değer. Hani çevreye attığımız zaman çevreyi kirletiyoruz. Aynı zamanda gelişme yolunda olan ülkemizin ekonomik değerlerini de heba etmiş oluyoruz. Bu hani dinen de haram bir günah. Baktığımız zaman kaynak israfı. Kaynak israfı. Bu geri dönüşüm meselesi aslında sadece plastiklerle de alakalı değil ama plastikler çok yoğun ve göz önünde olduğu için söylüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir programda da söyledik. Geri dönüşüm meselesi memleket meselesi. Kaynaklarımızı asla tüketmemeliyiz. Kaynaklarımıza sahip çıkarsak yavrularımıza miras mı bırakacağımız yaşanacak bir dünyayı da bırakmış oluruz. Kaynaklarımıza mutlaka sahip çıkmamız lazım. Şimdi geri dönüşüm meselesini aslında ben hani çok merak ediyorum. Onun için sizi hani görmüşken sormak istiyorum. Buyurun. Mesela belli bir ömrü var değil mi plastiğin? Hani onun için belli bir hani eşyaya göre mi zaman biçiliyor? Yoksa hani bütün plastikler için şu kadar zamandan sonra mutlaka geri dönüştürülmelidir diyor muyuz? Mesela biz bu anlamda tüketici olarak ne yapmalıyız? Ne kadar sıklıkla değiştirmeliyiz? Peki şöyle söyleyeyim. Hani plastiklerin böyle bir şey yok ama hani gıda ambalajlarıyla vesaireyle ilgili ikincil kullanımlarla ilgili kısıtlar var. Evet. Gıda ambalajında kullanacağın ikincil işlemden geçmiş bir plastiği gıda ambalajında kullanamazsınız, kullanmamalısınız da bu yönetmeliklerle tespit olunmuş zaten. Damacanalarla ilgili, plastik damacanalarla ilgili böyle bir ara çok biliyorsunuz inanılmaz bir tartışma konusu olmuştu. Onların özellikle hani ısıyla bir araya geldiği zaman çok ciddi bir sağlığa zararlı madde ürettikleri ortaya çıkmıştı. Üzerine çok ciddi tartışmalar yapılmıştı. Hala da devam ediyor. Şimdi bununla ilgili o dönem aslında çok yoğun işlendi. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı, Ülgam'ın yaptığı bir araştırma var. Bunu reddetti. Damacanalar bu konuda aklandı ama maalesef tabii ki akademisyenlerimiz bu konuda hani ben magazinsel söylemleri bırakmadıklarını düşünüyorum. Öyle mi? Bakın bunun üzerine çok enteresan. Aklandı ve bir akademisyene mikrofon ısıtıldı. Hocamız, sayın hocamız şunu söyledi. Başını öne eğdi hafiften. Kameraya bakarak dedi ki yokluğun kendisi yokluğa kanıt oluşturmaz. Bizim pozitif bilim hocamız, profesörümüz felsefeye başladı. Yani kanıt oluşturulmayan nokta değil mi? Yani bunun için hani eğer olduğuna dair ciddi bir kanıt varsa onun üzerinden zaten bilmemesi yani gerekir aslında. Bu çok ciddi sorumlu bir sektörümüz var. Sorumlu bir sanayiz. Bu konudaki bahsedilen polikarbonat damacanalar ki sektörümüzün içerisinde çok küçük bir paya sahip. Plastik sektörü çok fazla çeşitli. İşte biraz önce bahsettik. Çok farklı alanlarda faaliyetleri var. Çok farklı alanlara, tüm imalat sanayi sektörlerine ara malı veriyor. Kendisi nihai ürün alabiliyor. Çok küçük bir dilim bu. Bununla ilgili en küçük bir endişe olsa, en küçük bir bilimsel kanıt olmuş olsa zaten bunu kullanabilmemiz hem yani bizim gibi... Mutlaka yasaklar gelecektir değil mi? Mutlaka yasaklar gelecektir. Yani bu, buna kimse göz yummaz diyorsunuz kimse göz yani. Yani ciddi tartışılabilecek bir hadise dahi değil. Ki başlangıçta biz de sorumlu bir sanayi olarak bununla ilgili gerekli adımları atarız. Ama bununla ilgili gerçekten elle bilimsel kanıtlara ihtiyaç var. Evet. Peki mesela aynı şekilde hani evde kullandığımız plastiklerle de ilgili aynı şeyi söyleniyor. Mesela ısıyla birlikte işte kanserojen bir madde yaydığına dair söylemler var. Mesela kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken şeyler var mı? Hani mutlaka dediğimiz. Şimdi birazdan hani pilavı demlerken pilavı demlemeye başlamışız. Halbuki oraya şöyle ısıya dayanıklı bir plastik film koyacaktık. Stretch film mi yani? Evet, koyabiliriz. Bence de uygun. Peki o mesela bir sağlığa zararlı bir şey yaratacak değil, mıydı? Değil, elbette değil. Biliyorsunuz o şeyler var. Vakumlama yapıyor. Evet, burada evet. Vakumlama yapacak ve hani daha iyi demlenmesini sağlamak açısından. İçeride bez ve havlu. Evet, doğru. Ben genelde kağıt havlu koymayı tercih ediyorum ama. Evet.
Ama bunda bir zarar yok. Yani kesinlikle. Isıyla bir araya geldiği zaman o tepkimeden sağlığa zararlı bir şey yayıyor diye net bir bilgimiz yok. Hatta yani. Şeyler var. Fırında hani o pişirme şeyleri var. Aa, evet doğru tabii. Yani o plastiği hani işte tavuk vesaire hani değişik evet. Şeyler etler. Onlar gibi fırında. Çok doğru. Evet aynen bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi harika bir demlenme olacak. Ev hanımlarına tavsiye ediyoruz. Siz böyle mi demliyorsunuz? Annemizin tarifi. Plastikle kapatıyoruz ki iyice havayla temas kesiyoruz. Demlemeyi böylece yapmış oluyoruz. Sürekli bir organize sanayi bölgesi oluşturduğunuzu biliyorum. Evet, bu şu an üzerinde çalıştığınız bir konu galiba değil mi? Evet. Şu an ne aşamada? Bu şöyle söyleyeyim. Organize sanayi bölgeleri İstanbul'un kültür, turizm ve finans başkenti olacağının hükümet tarafından ilan edilmesi sonrası ki bu 10 yıl içerisinde planlanıyor ki bunda hatta bir iki yılı eksilttik dahi. Evet. Bazı işletmelerimize ruhsat yenilmesi yapılıyor. Yani artık bize İstanbul'un tüm sadece plastik sektörü üzerinde değil bu tüm sanayi işletmeleri için batıda Silivri'den öteye doğuda Gebze'den öteye yerler işaretleniyor. Biz de bu oluşum sonrası, bu karar sonrası sektörümüze yönelik sanayi yerleşim alanına bakmaya başladık ve en ekonomik çözüm olarak İstanbul'a en yakın, en ekonomik fırsatlar sunan Kırklareli'nin Rize ilçesinde ki en sakin kent seçildi. Öyle mi? Üzere. Evet. Kırklareli'nin Rize ilçesinde bir organize sanayi bölgesi oluşturduk. Pagdar Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi. Evet. Şu an organize sanayi bölgemiz birinci yılını tamamladı. Birinci yılın içerisinde satış rakamlarımız %50'leri geçtik, %60'lar mertebesindeyiz. Evet. %60 doluluğu yakaladık, sektör mensuplarımız geldi. 35 civarında firmamız var şu aşamada katılımcı. Ama daha tamamlanmadı proje. Tamamlanmadı. Bunlar parselasyonunu yapacağız. Bu ay içerisinde imar parselasyon çalışmalarına start vereceğiz. Ümit ediyorum ki 2014'ün sonunda orada fabrikalarımız çalışmaya başlayacak. Evet. Plastik sektörü için yeni bir yaşam alanı, sanayi yerleşim alanı olacak. Tabii ki bir tek organize sanayi bölgesiyle bu mümkün değil ama bu başlangıç ve bu organize sanayi bölgesi ciddi de avantajlar sunuyor sektör mensuplarına. Ben şimdi onu soracaktım aslında. Bir arada durmak avantaj sağlayacak mı? Avantaj sağlıyor. Şöyle sağlıyor. Bir kere hani bir simbiyotik ilişki ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Birbirleriyle ticari ilişkileri, birbirleriyle tamamlayan ürünleri üretmekten dolayı ticari ilişkiler ortaya çıkartıyor. Bu arada salata da çok güzel bir ilişki. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah iyi olur. Rokayı da çok sever seviyorum. Sever misiniz? Evet, ben de öyle. Gerçekten manoldan ziyade roka severim. Güzel geliyor açıkçası. Evet, malzemelerimiz güzel. Hakikaten güzel bir roka. Evet, buyurun dinliyorum sizi. Burada sektörün özeline, sektöre özel ham madde depoları. Tamamıyla plastikçilerden oluşması. Tabii. Daha kolaylaşacak bu işi yapmak. Lojistik kolaylaşacak. Sektörün ihtiyaçlarına paralel altyapı yapılacak. Hı hı. Sektörün ihtiyaçlarına paralel imar parselasyon yapacak. Tabii bunları herkes tek tek yapacağına kendi başına bir topluluk halinde olduğu için daha kolaylaşacak işler tabii ki. Her şeyi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yapma şansına sahip olacağız ve sektör mensuplarımız da bu karar verme süreçlerinin içerisinde dernekleri vasıtasıyla olacaklar. Hem dışarıdan birisi önlerine bir şey koymayacak, servis etmeyecek. Doğru. Tüm kararı birlikte vereceğiz. Bu en büyük avantajlardan bir tanesi. Bir başka şey daha var. Özel organize sanayi bölgesi dedik. Burası Türkiye'nin ilk özel organize sanayi bölgesi. Bu sebeple de yatırımcıların, orada katılımcıların belli süreler dahilinde fabrika inşaatlarına başlama mecburiyetleri yok. Kendilerini ne zaman rahat hissederlerse o dönem içerisinde yatırıma geçebiliyorlar. Ama bizim, biraz sıkıntı yaratmayacak mı? Yani birileri faaliyette, öbürleri inşaatta falan biraz böyle sıkıntı yaratmayacak mı? Bizim yolumuzdan geçen çok hızlı tabii faaliyete geçmesi ve bacaların tütmesi şüphesiz. Çünkü oradaki hayat bizde biliyorsunuz hiç bitmez kadar, inşaat işi. Bitmez, elbette bitmez. Birileri oturur yaşar ondan sonra gelir birisi inşaat yapmaya başlar onların da keyfini kaçırır. Ama bu da sanayici için bir rahatlık tabii. Kendi yatırımını planlayabilmek doğru, ister sanayici. Bu anlamda ciddi bir rahatlık. Bölge dediğimiz gibi 125 kilometre Mahmut Bey Gişeler'den Rize ilçesi tam 125 kilometre. Çok da yakın aslında. Çok yakın. Evet. Üçüncü köprü ve çevre yollarıyla daha da yakınlaşacağını ümit ediyoruz ki bir bağlantı yolu. Hemen altındaki Saray ilçesine çıkıyor. Saray ilçesiyle de mesafe 20 kilometre. Yani lojistik anlamında da
kolaylıklar sunuyor evet. galiba değil mi? O, evet. Bir arada durmak işte bir şeylerin transferini kolaylaştırabiliyor. Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı'nın bu konuda destekleri var. Kümelenmeyi teşvik ediyor. Yeni aslında bir ekonomik model, tüm dünyada da ekonomik model. Kümelenme modellerini iki bakanlıkta ayrı ayrı bakış açılarıyla destekliyor. O da ciddi avantajlardan bir tanesi organize sanayi bölgemiz için. Ümit ediyorum ki... Pardon lafınızı kesiyorum ama başka dünyada organize sanayi bölgesi olan bir yer var mı plastik var. Konusunda? Türkiye'de bu bir bizim kardeş kuruluşlardan, daha doğrusu Ege Bölgesi Derneğimiz, Ege Plastikler Derneği'nin de böyle bir organizasyonu var. Orası da yakın bu sene içerisinde hayata geçecek. Evet. Ama Türkiye'de bunlar ilk olacak. İlk olacak değil mi? İlk evet. olacak. Bizim bir başka projemiz daha var. O da Osmaneli'nde. Dediğimiz gibi bir taraf batıda Silivri ve ötesiydi. Hı hı. Doğuda da Gebze ve ötesi dedik. Bir de Osmaneli'nde bir projemiz var yürüttüğümüz. Onun da protokolünü yapma aşamasına geldik. Olacak? Orada da bir plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olacak. 14 bin firmadan oluşan bir aileyiz evet, plastik sektörü. Evet doğru aslında hakikaten. Bir organize sanayi bölgesinde baktığınız zaman hani 100 bilemediniz 200 işletme olur, 200 fabrika olur. 14 bin fertten oluşan bir aile için yetersiz. Doğru. Yani demek ki daha başka organize sanayi bölgeleri de gelecek olacak, gibi olacak, görünüyor değil mi? Geleceğine baktığımız yani zaman bu işin. Yani şu an ikincisini hani fırına verdik diyebiliriz. Evet. Bir tanesi pişmek üzere, diğerini de fırına vermek üzereyiz açıkçası. Bunların da sektör mensuplarımızın faydasına olduğunu inanıyoruz. Bir önemli bir katkısı daha var. İhtisas organize sanayi bölgesi olmanın. Aslında bir de hani sistemle birlikte bunu da söyleyeceğim. Yeni teşvik yasası ile birlikte plastik sektörü maalesef biraz göz ardı edildi. Evet. Yani bölgesel desteklerden sadece 6. bölgede istifade ettirildi. 6. bölge nereye tekrar Doğu ve Doğu ve Güneydoğu illerinden oluşan 15'in. Buna hayır demiyoruz ama yetersiz buluyoruz. Sadece biraz önce de aslında bahsettik ürün çeşitlerinden de bahsederken yetersizliğine de gerekçe olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki özellikle ambalaj tarafıyla alakalı plastik fabrikasına bir kamyon ham madde girer 10 kamyon mamul çıkar. Siz bunu doğuda üretip tüketimin esas yoğun olduğu batı illerine servis ederseniz ikinci kez nakliye bir lojistik bedeli ödemiş olursunuz. Bu da imkansızdır. Doğru aslında evet. Bununla birlikte otomotiv firmaları, beyaz eşya firmaları batıda yoğunlaşmıştır. Evet. Bunlara yan sanayi olacak işletmeleri Doğu ve Güneydoğu'ya gönderemezsiniz. Mutlaka orada da teşviklerden olsun. Her bölgede teşvikle desteklenecek dillerin tespit edilmesi gerekirdi. Maalesef olmadı. Taleplerimizi hala iletiyoruz ama. Ama herhalde görüşmeler sürüyordur. Belki önümüzdeki dönemde. İhtisas organize sanayi bölgesi bu kümelenme modelleri bunun dışında kümelenmeyi sağlarsanız İstanbul hariç İstanbul'un dışındaki her ilde bu bahsettiğimiz o 6. bölge bölgesel desteklerden istifade edebiliyorsunuz. İyi o zaman tamam. Yani böyle bir artısı da var. Şey yok. Evet, hani ama tabii. Biz bunun için hani bir ekstra bir oluşum yapmış olduk. Evet. Aslında örtüştü biz yeni teşvik yasası sonrası böyle bir adım atmadık. Bu adımı attığımız hatta lansmanı yaptığımız gün denk yeni teşvik yani yasasının bu maddesi de ortaya çıktı. Bu da o bölgede yatırım yapacak olanların için çok ciddi bir avantaj sunuyor. Yaklaşık promosyon döneminde bu rakam %50'ler civarındaydı. Yani yaptığınız yatırımın 2 milyonluk bir yatırım yapıyorsanız 1 milyonunu devletten yıllar içerisinde yatırım indirimi olarak almanız söz konusuydu. Şimdi biraz daha aşağı geldi. Promosyon dönemini geçtik ama o da %40'lar mertebesinde yine de 2 milyonluk yatırım yaparsanız 800 bin lira gibi bir yatırım indirimi alacaksınız ki çok ciddi bir destek. Evet, güzelmiş hakikaten. Şimdi işin eğitim kısmı önemli mi? Yoksa bunlar hani makineleri kısmı... zaten getiren kişi öğretiyor. Öyle işler gidersiniz delinebilecek bir sektör mü bu? Değil. Niteliklerine man ihtiyacı bizim sektör. Önümüzde de var. Hatta bu bahsettiğimiz organize sanayi bölgesinin vize de Kırklareli Üniversitesi'ne bağlı vize meslek yüksek kurulunda bir plastik bölümü için. Bu yeni bir şey ama değil mi? Yeni, evet. Yeni sıkıştık. Protokolü imzalandı. Hatta YÖK'e de sağ olsun Sayın Rektör Hocamız Mustafa Bey. Evet. Mustafa Aykaş Bey gönderdiler ve YÖK'ten onayı da çıktı. Çok güzel. Bayağı yani yüksek ki, okulu olacak. Yüksek okul, şey, iki yıllık bir yüksek okul olacak. Ümit ediyorum ki o da organize sanayi bölgesinde faaliyet başladığı zaman ilk mezunlarını da vermiş olacak. Onun için de çalışıyoruz. Hatta hocamızla da bugün konuştuk kendisiyle ne zaman bir araya gelelim ve oradaki yatırımı planlayalım. Okulun ihtiyaçlarını peki noktasında. Siz mi yapacaksınız onu da? Birlikte müşterek yapacağız. Hocamızla görüşeceğiz. İhtiyaçlar noktasında elbette sektör mensuplarımızın hatta buradan da çağrı da yapmış olalım. Taşın altında elini soksunlar, katkı göstersinler. Doğru, çünkü çok önemli. O okul onlar için eleman yetiştirecek. Sektör için eleman yetiştirecek.
Evet, hakikaten öyle. Evet, biz bu arada şefimi biraz yalnız bıraktık gibi geldi bana. Şefim nedir durum? Ben hemşerilik. Ben hemşerilikten istifade ederek. Sizi, evet, ihmal ettik. Nedir durumumuz? Çok güzel zevk dinledim sizi. O pilavlar pişmiş. Biz konuşurken her şey olmuş bitmiş diyebiliriz. Ben de hem cacığımı yaptım hem salatamı yaptım. Evet, ben tabii sizin çok hani yoğun olduğunuzu tahmin ediyorum. Peki kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Eve vakit ayırabiliyor musunuz? Onları da hemen soralım. Şöyle söyleyeyim, hani yaz dönemi biraz daha kendimize vakit ayırmaya çalışıyoruz. Ada kültürünün de etkisi. Çocuklar da adayı çok seviyorlar. Öyle mi? Ne güzel. Onlar okulların tatil olmasıyla birlikte adaya transfer oluyorlar. Ta ki okul açılacağı sonra. Marmara Adası değil mi? Bahsettiğiniz yer. Evet. Biz de fırsat buldukça her hafta sonu adaya gitmeye çalışıyoruz ama kış döneminde maalesef hani tempo gittikçe artıyor şu an itibariyle. Bak abi, biraz herhalde dış geziler falan dış da geziler, işin içindedir. Planlar var. İşte bu fuarlar oluyor. Sektörel gezilerimiz oluyor ki bu ayın sonunda 20'si gibi Güney Afrika'ya bir heyet halinde gideceğiz B2B görüşmeler için. Yeni pazar arayışları yeni devamlı sürecek herhalde. Sürekli devam edecek. Evet. Çünkü hani durduğunuz zaman arkanızdan gelen sizi yakalıyor ve geçiyor. Bununla ilgili devam ediyoruz ama açıkçası tempo yoğun olmakla birlikte bu tempo bizi dinamik de tutuyor, ayakta tutuyor. Evet, aslında öyle değil mi? Biraz hani rekabetçi yapıda da tempo yazın, gerekiyor. Yazın biraz rahat içerisinde açıkçası kendimize de zaman alıyoruz. Evet, peki yeme içme alışkanlıklarınız nasıl? Gayet iyi, gayet iyi. Evet, aslında şey, koşturan insanların biraz beslenmeyle ilgili daha zorlukları oluyor değil mi? Biraz düzensiz hayatı getiriyor. Kesinlikle, koşturmak. Yani. Biraz işte ne bulursanız onu yemek. Toplantılar akşam sarfıyor. Akşam çok yemekleriyle doğru devam eden toplantılar oluyor, evet, açıkçası. Kış döneminde bu da kilo olarak geri dönüyor. Maalesef. Spor yapma şansınız oluyor mu? Yok maalesef. Ben sivil toplum örgütlerinde, derneğimizde başkanlık yapmaya başlayalı 3 yıl oldu herhalde. 3 yıl süresince tabii bir de sigarayı bırakma dönemi de araya girdi. Evet, onu herkes 15, söylüyor. 15-20 kilo aldım bu süreç içerisinde. Öyle mi? Ciddi şekilde. Neyse, artıları olmuş biraz yaptı diyelim, evet, başkanlığın. Oldukça fazla. Evet, evet, aynı anda kaldırdık o zaman. Peki. Aynı anda ben de size şöyle. O şey, cipsler falan çok değişik bir sunum yapmışsınız. Tarzına değişik. Evet, ben de size şöyle, ben cacınızı da takdim edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Gayet şey. Evet. Size ben. Her şey. Kaşık vermişim. Şöyle hakikaten çok güzel görünüyor yiyecekler. Ellerinize sağlık. Lefte Hanım, sizlerin. Efendim, hiç benim yapmış olduğum bir şey yok diyebiliriz. Benimkiler basit işler ama şefim bayağı güzel işler çıkartıyor. Benimkiler daha kolay nispeten. Evet, hemen tadına bakalım. Evet. Biz çünkü bayağı epey bir sohbeti derinleştirmişiz. Yönetmenimden aldığım uyarıya göre hızlı bir şekilde tadına bakmamız gerekiyor. Ve bu cips koyma şeyini çok sevdim, fikrini. Yani normalde tas kebabı tarzı, evet, ama Simil annesinin tarifi olduğu için ufak bir dokunuş yapmak istedik. Evet. Zinalmadan yaptım ama. Teşekkür ederim. Şimdi cips elbette güzel ve iyi bir fikir. Evet. Ben hani kişisel olarak tercihim şu yönde olur. Buna hiç itiraz etmeden yiyeceğim. Bir tava patatesi elma dilim. Hani şey değil, filtözde değil. Evet. Eskiden bir yıldır restoranda yerdik, hala böyle tadı damağımda hatırlarım açıkçası. Taz kebapları et yemekleriyle de fevkalade gider. Evet, patates de çok güzel bir yiyecek. Ben bayılıyorum yani, maalesef kilo yönünden çok sağlıklı değil ama. Bir miktar tuz, hafiften az kalyesi. Her şey çok, evet, iyi şefim. Ben de eline çok sağlık. Hakikaten çok çok güzel olmuş şefim. Sunum da çok güzel. Et harika. Evet, evet, efendim, size de teşekkür ediyoruz. Hakikaten iyi bir fikir oldu taz kebap pazar günü için. Hem de biraz artık şey daha hafif değil mi? Daha güzel. Sarık odan da hemen. Yani inşallah beğenirsiniz. Görüntü çok harika. Sağ olun. Biraz böyle şey, malzeme bol olunca daha değişik şeyler yapma şansımız olabiliyor. Evet, biz biraz daha belki sohbeti derinleştirme şansı buluruz. Süremiz el verdiğince. Ama maalesef program süremiz el vermiyor efendim. Onun için ben veda edeyim izleyicilerimize. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel bilgiler verdiniz. Plastikle barışmamızı sağladınız. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Plastiğe artık eskisi gibi sabıkalı gözüyle bakmıyorum. Çok daha aslında bilinçli tüketilmesi gereken bir şey olduğunu anlıyorum. Bu anlamda evet, hani zararından çok yararı olduğu anlaşılıyor. Bu anlamda da biraz daha sanki merak edenlerin okuması gereken çok şey var değil mi? Son olarak şunu söylemek isterim. Geri dönüşüm tarafıyla alakalı. Geri dönüşüm meselesi, memleket meselesi diyelim. Atmayalım, attırmayalım. Ya evet, bir de onu galiba artık çıkalım. Toplama yerleri var. Evet, oraya götürmek, bırakmak lazım değil mi? Ekonomik değer olduğunu bilelim. Doğru. Yarınlara bırakacak düzgün bir dünyamız olsun diyoruz ki.
Doğru. Malzemelere sahip çıkalım, kaynağını da ayrıştıralım. Peki. Evet. Ama benim de size naçizane bir önerim olacak. Biraz daha fazla anlatın, olur mu plastiği? Siz gelmeseniz ben bunlardan haberdar olmayacaktım. Evet, yani daha iyi bilmemiz gerekiyor tüketici olarak da en azından. Nasıl kullanacağımızı, nasıl yararlanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz onun için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağlık. Şefim, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, ekonomik tarifleri bugünlük burada noktalıyoruz. Haftaya pazar günü yine sizi mutfakta bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi pazarlar.